Evet arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben kuru fasulye yapıyorum. Kuru fasulyeyi ben akşamdan ıslatmadan yapıyorum. Bekletmiyorum yani. Şimdi burada yarım kilo kadar kuru fasulyem var. Onu tencereye alıyorum. Ve üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave ediyorum. On dakika ocakta kaynatacağım ve yarım saat dinlendireceğim o sıcak suyun içerisinde. Sonra pişirmeye geçeceğim. Pişirmeye geçtiğimiz zaman tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, fasulyemi haşladım. Şimdi pişirmeye geçelim. Ben şöyle göz kararı sıvı yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar koyuyorum. Ocağımızın altını da açalım. Bir tane büyük soğanı doğradım ben. Atıyorum şimdi. Soğanımızı kavuracağız. Bu şekilde. Biraz kavrulması lazım. Evet arkadaşlar, soğanım kavruluyor. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası koyuyorum. Salçayı da beraber de kavuracağım biraz. Salçanın o kokusu bir çıksın. Böyle kavrulmuş bir koku gelmesi için. Biraz kavrulsun. 1-2 dakika. Evet. Soğanım, domateslerim kavruldu iyice. Şimdi birazcık tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı pul biber atıyorum. Şöyle onları da harmanlayayım, karıştırayım. Fasulyemi koyayım. Şöyle karıştıralım. Kaynamış suyu üzerine döküyorum. Bir göz kararı. Karıştırayım. Biraz daha dökeyim.
Evet, yeterli bu. Şöyle bakın. Zaten 10 dakika pişecek. 10 dakikada pişiyor. Şimdi kapağımızı kapatalım. Bir 10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, fasulyem pişti hazır. 10 dakikada pişiyor. Benim yaptığım yöntemle yaptığınız zaman akşamdan ıslatmanıza gerek yok. Gündüz 10 dakika haşlayıp ve 10 dakika pişirdiğiniz zaman çok güzel bir yemeğimiz oluyor ve kısa zamanda. Bize afiyet olsun. Siz yaparsanız size de afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.